AKOM'da hem kurumumuzun ilgili paydaşları hem de kurumumuz dışında sürecin en etkili kurumların ilgili temsilcileriyle beraber sizleri selamlıyoruz. Dün akşam yaptığımız uyarı sonrasında meteorolojinin tahmininin tam hemen hemen eş zamanlı tuttuğunu gördük. İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası gece başlayan kar yağışı ile beraber sabah özellikle 5'ten itibaren kıyısı olan Karadeniz kıyısındaki ilçelerimizde yoğunluklu bir şekilde hissedilmeye başlandı. İl genelinde hava durumu ile ilgili şu bilgiyi paylaşmak isterim. Özellikle yer yer yoğun olması beklenen kar yağışının yanı sıra gün boyu böyle 15-25 dakikalık kısa periyotlarla böyle etkili olmaya devam edeceği meteoroloji tarafından tarafımıza bildirildi. 40 ila 70 kilometre arasında bir rüzgar bekleniyor. Tabii bu birkaç gün yoğun geçecek. Özellikle yoğun kar yağışı ve bu soğuk havanın 4 gün boyunca yani pazartesi gününe kadar İstanbul genelinde de etkili olması bekleniyor. Pazartesine kadar sürecek olan bu yoğunluklu soğuk hava ve kar yağışıyla beraber tabii bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara, yüksekliğe ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. Şu ana kadar kuzeyde kalan ilçelerimizde bazı yerlerde 20 santime yaklaşan kalınlıklar söz konusu. Özellikle şehir merkezindeki ilçelerimizde de 5 santime yaklaşan kalınlık oluşmuş durumda. Büyükşehir Belediye'mizin birimleri dünden itibaren alarm durumunda ve çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası bugün trafik yoğunluğunun da sabah saatlerinde %35'lere çıktığını gördük ama en yoğun hali bu oldu. Şu anda %20'ler seviyesinde bir seyir içerisinde. Burada şunu ifade edelim, vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansının olmadığını dün ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız ki yarını ve bugünün akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi de ifade edelim. Dolayısıyla vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Dün de ifade ettiğim gibi toplu taşımaları tercih etsinler acil durumlarda. Mümkün olduğu kadar da araç kullanmamayı, araçlarıyla, özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının belki de bu 4 günlük tedbir alışımızın en kıymetli işlevi olacak. Dolayısıyla tekrar vatandaşlarımıza şu ana kadar bizimle uyumlu bir şekilde süreç yönettikleri için ve bundan sonra da uyumlu bir biçimde kurallara uygun tariflenen şekilde hareket edeceklerinden şüphem olmadığından ötürü yürekten 16 milyon İstanbullu hemşerime çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ifade ettiğim gibi AKOM'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün de söylemiştim, 2000 aracımız, iş makinamız sahada etkin bir biçimde süreci destekliyor. 9500 personelimiz karla mücadelede görevde şu anda. Ben bütün emekçi kardeşlerime
bu zor koşullarda görevini layıkıyla yerine getirme çabası içerisinde olan bütün emekçi kardeşlerime de buradan yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece kurumumuzdaki 9500 personel değil, bizim kurumumuzun dışındaki kurumlarda ve de özellikle ilçe belediyelerinin bünyesindeki bütün çalışma arkadaşlarımıza da İstanbul halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Yollarda, özellikle otobüs duraklarında, üst geçitlerde, meydanlarda, hastane, hal, otogar gibi kamusal alanlarda aralıksız çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediye'mizin birimleri ve 25 dış birim ile yürütülen çalışmalarda da özellikle buzlanma erken uyarı sistemi üzerinden mesajları, trafik kamera görüntülerini ve alınan ihbarlarla birlikte müdahalemizi yönlendiriyoruz. Bu da bizim için daha pratik bir müdahale alanı oluşturmuş oluyor. Hizmetimizi daha kusursuz hale getiriyor. Son 24 saatte Büyükşehir Belediye'mizin bakım ekipleri 6000 tonun üzerinde tuz kullandı. Önemli bir bölümde açıkçası ilçe belediyelerimizin talepleri karşılanarak yönetildi. İlçe belediyelerimize de yoğunluklu bir biçimde tuz verildi. Tabii bizim yanı sıra özellikle karayolları ekiplerinin, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ekiplerin, İCA'nın da aynı şekilde tuzlama işlemine ve ulaşımın kusursuz sürdürülmesi için çabalarını da buradan takip ediyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda şu an daha etkili. Özellikle az önce de söylediğim gibi Arnavutköy'de 20 santime, Kavacık'ta 15 santim, Çatalca'da neredeyse 7 ile 10 santim arası kalınlığa uğraşmış durumda. İstanbul Havalimanı'nda da 4-5 santimlik kalınlık görülmüş çevresinde, ama şu anda da özellikle İstanbul Havalimanı'nda da çok değerli bir çalışmanın yürütüldüğünü arkadaşlarım bana ilettiler. Umuyorum kusursuz bir süreci havalimanlarımızda da yaşayacağımızı görüyorum. Cuma ve sonrasındaki günlerde görülecek kar yağışıyla beraber özellikle Boğaz çevresindeki ilçelerimizde Anadolu yakasının doğu tarafındaki, yani Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla bölümlerinde kar yüksekliğinin, kalınlığının 20 ile 40 santime kadar ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize burada ilettiler. Bu tahminlere baktığımızda özellikle bu hattaki ilçelerimizde de çok tedbirli bir biçimde vatandaşlarımızın davranması gerekiyor. Trafikte dediğim gibi yoğunluk makul seviyelerde yürüyor. Şu an itibariyle yine %20'lerde bir trafik seyrini ve hiçbir noktasında hemen hemen sıkışıklığı görmediğimizi de vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Kırt şartları noktasında özellikle sahada çalışan personel ve il genelinde ulaşım ağı üzerinde belirlenen 40 noktada şu ana kadar 75 bin kumanya ve mobil malzeme, ki içinde çorbası, keki, suyu ve sıcak içeceği bulunmakta, dağıtımı yapılıyor. Bu noktalarda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı destekliyoruz günlük yaşamlarında. Ulaşım ağı üzerindeki kritik bazı noktalarda da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün girişinde, Mahmut Bey gişelerinde ve Hadımköy gişelerinde de konuşlanan mobil tuvaletlerimiz olası sıkışık trafik ortamında vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Evsizlere kış hizmetimiz aralıksız sürüyor. Şu anda 600'e yaklaşan evsiz vatandaşımız, konuk ettiğimiz noktalarımızda misafirimiz, tüm hizmetleri banyosundan kıyafetine,
yiyeceğinden barınma hizmetine, sağlık taramasına varıncaya kadar bütün evsiz vatandaşlarımız bu hizmetlerini alıyorlar. Bazıları ihtiyaç olması halinde memleketine gitmek isteyenler oluyor ya da aileyle buluşması sağlanması hususunda da sosyal hizmetlerimizi sonucuna varıncaya kadar vatandaşlarımızla sürdürüyoruz. Bu anlamda özellikle ifade etmek isterim ki evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler. Çünkü gerçekten biz evsiz vatandaşlarımızı sadece alıp barınma ihtiyacıyla yetinmiyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi memleketine gitmek isteyeni evine kadar teslim etmeyi ve hatta bölgesel istihdam ofislerimizden onlara iş bulma konusundaki aracılığımız ve eğitimimizi de sürdürdüğümüzü bütün vatandaşlarımıza belirtmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yoğun bir çalışma ağı var. Toplam sorumluluk ağımız 4023 kilometre. Yine ifade ettiğim gibi 9500 personelimiz 2000 araçla çalışmalarını sürdürüyor. TUZ'a ihtiyacımız, solüsyona ihtiyacımız noktasında bütün hazırlıklarımız en üst seviyede mevcuttur ve bundan hiç tereddüt olmasın. Özellikle köylerimizi de çok önemsiyoruz. 153 köy statüsündeki mahallelerimizde muhtarlarımızın da kontrolüyle ve kumandasıyla buralardaki kar küreme araçlarımız, traktörlerimiz hizmetlerini sürdürüyorlar. Tek bir köyümüzün bile yolunun kapalı olmamasını her an takip ederek sağlayacağımızı buradan belirtelim. İhtiyaç duyulması halinde de vinç ve çekici sayımızın 27 tane mevcutta bulunduğunun da bütün İstanbul halka tarafından bilinmesini isterim ki bunlar yüksek tonajlı vinçler olduğunu da ifade edelim. Metrobüs güzergahımız önemli. Burada da 33 iş makinamız 187 kilometrelik gidiş geliş hattıyla beraber bu güzergahı takip altında tutuyorlar ve 24 saat buradaki ulaşımın kesintisiz olmasını sağlayacağız. Tekrar şunu söyleyelim, toplu taşıma bizim için en kıymetli hat. Dün de ifade ettiğim metro hatlarımızın gece 2'ye kadar, şehir hatlarımızın, vapurlarımızın gece 12'ye kadar hizmetleri sürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın trafiğe çıkmama duyarlılığının en üst seviyede devam etmesini diliyorum. Özellikle valiliğin dün akşam benim açıklamamdan sonra yapmış olduğu uyarıyla tır ve ağır vasıtalı araçların İstanbul'a giriş yapılmaması kararı bu tür ortamlardaki en kritik karardır. Zira bir önceki kar yağışında özellikle TEM otoyolunda, özellikle TEM otoyolunun bağlantılarında ve özellikle de 3. köprü diye tarif ettiğimiz Kuzey Marmara otoyolunda trafik sıkışıklığının ve oradaki yoğunlaşmanın ana sorununu oluşturmuştur. Bu bağlamda bu alınan kararı çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz ve bunun bu 4 gün boyunca son derece üst seviyede, tabii ki acil durumlar hariç, en üst seviyede kontrollü bir şekilde yönetileceğini de Sayın Valimizden duymuş olmak beni memnun etti. Bu özellikle bu hatlardaki trafik sıkışıklığını önleyecek bir tedbir olacak. Burada tır ve diğer ağır vasıta araçların da konaklatıldığı yerlerde zaten bütün lojistik imkanlarının orada sağlandığını valilik daha önce duyurmuştu. Bizim başta yaşam kaynağı olan suyun hizmetini sunan İSKİ'nin kesintisiz, aralıksız, kusursuz bir hizmeti sunmaya devam ettiğini, İKDAŞ'ın keza aynı şekilde hizmetini sunmaya devam ettiğini de
buradan vatandaşlarımıza duyuralım. Tekrar ifade edeyim, karın umarım İstanbul sadece keyfini ve bereketini konuşur hafta sonu ve pazartesi itibariyle barajlarımızın tamamen neredeyse dolduğunu konuşuruz. Bu bağlamda böyle olması için herkes var gücüyle çalışıyor. Bizim en önemli paydaşımız, yol arkadaşımız, kıymetli vatandaşlarımız, evde duran çocuklarımıza ve gençlerimize, öğrencilerimize biraz canları sıkılabilir ama karın tadını çıkarsınlar, bolca kitap okusunlar. Evlerindeki bu aileyle birlikte geçirdikleri 3-4 günün onların hayatında güzel anılar bırakmasını diliyorum. Sorunsuz bir hafta sonu olsun dileğimle tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.